Peki biraz daha eğlenceli bir habere geçelim o zaman. Geçelim. Uludağ'a uzanalım ve Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena ve damadı Koray için Uludağ'da ikinci kez düzenlediği görkemli düğüne gidelim. Tam 5 milyon lira harcamış Ali Ağaoğlu. Neyse Murat Yıldırım'ı geçen bir görüntüler, evet, evlilikler düğün var. Evet. Bir izleyelim bakalım bu renkli görüntüler. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi hür iradenle Koray Bey'i eş olarak kabul ettin mi? Evet. Koray Bey, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi hür iradenle Sena Hanım'ı eş olarak kabul ettin mi? Evet. Evet, Karadeniz düğünü böyle olur. Benim de böyle evlenmem lazım ama olmuyor işte. Bir Karadeniz'i bulman lazım. Karadeniz'i bulmam lazım, evet. Ali Ağaoğlu, tabii insanın böyle bir tane kızı olunca... İlk eşi bu. İlk eşi, evet. Zaten kraliçe. Evet. Ailede kraliçe, ana kraliçe. Her zaman yerini koruyor. Ben de çok seviyorum ilk burası, eşi. Aynen, Ali Ağaoğlu'nun Uludağ'daki oteli burası. 24 Aralık'ta evlenmişlerdi değil mi? Evet. 24 Aralık'ta Çırağan Sarayı'nda evlenmişlerdi. Daha önce şimdi ikinci kez kına yakmışlar. Temsili nikah kıymışlar yeniden. Allah Allah, neden evet. Acaba? Ama bu tahmin ediyorum şundan dolayı 1500 tane akrabası var bu düğüne davetli Ali Ağaoğlu'nun, Ağaoğlu ailesinin. Dolayısıyla Çırağan'a çağıramadıkları davetliler için, anladım. Bir akrabalar anladım. İçin düzenlenmiş bir ödül şey. Ödül töreni. Ödül töreni. Bence de ödül töreni. Yani ödül olmuş yani. Düşünce 1500 akraba. Evet. Hepsi Uludağ'a gelip büyük bir düğün töreni. Şimdi tabii dınısının da dınısı oluyor ya bazen. Tabii ki. Yani. Çağıramıyorsun. Şey ona, tabii bir de şöyle. Ya o kadar enteresan bir şey ki bu düğün işi ve davet işi. Yani şimdi çok uzaktan olan ve yakında olsa hani herkesi bir de gruplaşma yaparsın ya, şunlar şunlarla otursunlar, tabii, şunlar daha arkada düzeni, otursunlar, o. Aman büyükler şu tarafta, evet. Otursunlar falan, yani böyle şeyler var. Demek ki onlarınki o kadar çoktu ki arka tarafa falan da kurtaramadı arka tarafta. Tabii ki. İyi yapmış bence, çünkü herkesin gönlünü de almak lazım. Çünkü İstanbul'daki düğüne tabii hani Ali Ağaoğlu'nun daha çok iş dünyasından, Cemiyetten falan filan geldi. Eşi dostu katıldığı için akrabaları kızmışlardır, gönül, tabii, gönül koymuşlardır. O da madem gönül koyuyorsun, bizim gelin, otelde de bedava olur demiştir. Herkesi toplayın demiş. 2000 kişi, 2000 akrabayı toplamı gelmiş. 1500-2000 arası yalnız, akrabası gelmiş. Şöyle bir şey söyleyeceğim.
Koray Kırcal Bey için, yani damat için. Bu düğünde saç modelini işte beğendim en sonunda. Ha, değil mi? Tabii. Bir önceki düğünde. Önceki düğünde bir enteresan gelmişti. Eleştirmiştim. Şimdi oturmuş bu düğünde. Bir dahaki düğünde tamamıyla oturacak bence. Çok tatlı olmuş gerçekten. Bir de üçüncü düğünde. Evet, bak bu sefer saç şekli falan. Bir önceki düğünde daha farklıydı. Ya i̇şte. Ali Ağoğlu girdiği her ortamda rol çalıyor yani ve hep o başrol. Farkında mısın? Tabii yani. Olmaması da mümkün değil ama. Yani başrol, adam hep baş. Baksana duruşa bak. Ersan Erduro gibi durmuş sahnede Allah aşkına. Mikrofon duruşuna bak. Tabii. Yani damattan kaç yaş büyük sonuçta yani. Adam daha fit, daha şey, tabii damat da çok iyi. Damat da kızıyormuş bu arada bana. Çok seviyorum sizi. Çok tatlısınız. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çok şekersiniz. O ayrı. Sadece da. Saçını eleştirmişti. Bak ilk şeyde arkada görüyor musunuz? Evet. O saçı beğenmemişim. Kont gibi, Kont Drakula gibi. O hiç beğenmedim o saçı. Ama şimdi bu son düğünde süper olmuş saç. Bayıldım. Evet. Falan, önemli olan mutluluğunuz zaten arkadaşlar. Aynen. Saç baş değişimi. Ailenin de gönlünü aldığınıza göre, akrabaların, evet. Tüm 2000 aynen. Akrabanın gönlünü de aldığınıza göre mutluluklar diliyoruz efendim. Ali Ağoğlu'nun kızına Ali ve damadına. Annesi Asiye Hanım da çok zinde. Kilo almıyorlar ya. Kilo almayan insan, Karadeniz kadını zaten çok şey olur biliyor musun? Dirayetli, güçlü ve dinç olur. Horon tepmiş Ali Ağoğlu'yla. Evet. Bayıldım yani gerçekten. Baksana sucuk partileri falan hepsi. Bak işte horon teperken görüntüleri ekrana geldi. Evet, mutluluklar diliyoruz. Evet, mutluluklar diliyorum. Sibel Can'a gidelim bakalım. Sibel Can'ın fotoğraf paylaşımları var yine. Bir röportajı var elimizde. Bir de Bostancı Gösteri Merkezi'ne konuşuyor. Bir de herkes ama Ali Ağoğlu'nun da montlar bile aynı biliyor musun? Bak bütün akrabalar da turuncu montlar dağıtılmış böyle. Şeydi yani, karda. Bayağı. Bir tane kızı var, evlendirmiş yani. Ben de olsam o imkanlara sahipsen yaparsın yani. Evet. Bütün demek ki bu Karadeniz bölgesinden de bayağı birileri geldi. Akrabalar falan. İyi yapmış, gönül almış. 5 milyon da harcamış. Peki.